Değişime hazır mısın Malatya ekibi? Şu anda Ramiz Bey'in oradayız. Ramiz Bey'de randevumuz vardı bugün Selma Hanım için. Neler planladık bugün için? Bugün için el ayak bakımını üstlendik. Manikür pedikürünü yapacağız uzman arkadaşlarımızla. Ve daha sonrasında bir en azından buradan çıkarken hoş bir görüntüyle çıksın diye bir makyaj yapacağız. Bunu da sonlandıracağız. Sonraki bakımında da yine saç kesim ve boyası olacak. Ekran izleyicilerimiz bunu göremeyecek ama bizler göreceğiz. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ne demek? Hadi bakalım Hazan Hanım'ın yanına bir gidelim. Hazan Hanım kolay gelsin. Teşekkürler. Selma Hanım'ın bugünkü randevusu el ayak bakımıydı. Pedikürle mi başlıyorsunuz? Evet, bugün önce pedikürle başlayacağım. Daha sonra manikürle bitireceğiz. Peki el ayak bakımının öneminden birazcık bahsedebilir misiniz? El ayak bakımının önemi cildimizin daha sağlıklı olmasına, güzel görünmesine, elimizin, ayağımızın, ölü derilerin atılmasına yardımcı oluyor. Elimiz ve ayağımız daha sağlıklı görünüyor. Evet, gün boyu ayakta olduğumuz için ayak bakımı da gerçekten çok önemli. Kişisel bakımın bayanı erkeği yok Hazal Hanım. Sizde erkek müşterileriniz de var aynı zamanda. Evet, erkek müşterilerimiz de var. Erkek müşterilerimize de el ayak bakımı yapıyoruz. Tamam, size kolay gelsin o zaman. Thank you.
soruyorum. Şu anda ne yapıyorsunuz? Tırnak hakkında bir yorum alabilir miyim yaptığınız işin hakkında? Şu an tırnakları şekil veriyorum. Pratikler başlamalarını temizliyorum. Yanlış kesimler olduğu için kaplatıklar oluşmuyor. Yanlış kesim derken kesimin öneminden bahsediyorsun. İç tırnak kesimi de önemli o zaman, doğru değil mi batık için? Tabii ki her zaman önemli. En büyük yaptığımız yanlış zaten ayak tırnaklarını yuvarlak kesiyor. Ayak tırnakları her zaman düz kesilmeli. Bir şey öğrendik, ayak tırnakları her zaman düz kesilmeli izleyicilerimiz. Evet. O zaman birazdan tekrar görüşürüz Hazan'ımız. Şimdi size kolay gelsin diliyorum. Ben bana kolay gelsin. Sağ olun Sırafan. Bugünkü randevumuz bitti. Hazal Hanım'la işlemimiz haftaya tekrar saç bakım ve makyaj için tekrar görüşeceğiz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı Hazal Hanım? Her şey için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Selma Hanım. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Elinize sağlık. Sağ olun. Haftaya bekliyorum. İnşallah. Haftaki randevumuzda görüşmek üzere. Değişime hazır mısın Malatya? Ramiz Kuaför'den sonraki durağımız Çikençik Bazası İlayda Hanımların butiğindeyiz. Bakalım İlayda Hanım, Selma Hanım için hazırladığı kombinleri biz bugün deneyeceğiz. Merhaba İlayda Hanım, nasılsınız? Hoş geldiniz, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Selma Hanım? İyiyiz, çok şükür. Siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, sizi bekliyoruz. Güzel bir gün. Çekim için hazırlandık. Şimdi sizin için bir şeyler bakalım isterseniz. Siz bakın, hoşunuza giden, beğendiğiniz ne olursa ben de size yardımcı olmaya çalışayım. Birlikte deneriz, olur mu? En azından Selma Hanım için cildine biraz tesettürlü olduğu için onlara uygun. İşte tunikler olabilir, uzun tunikli elbiseler olabilir. Bugün birazcık denemeler yapalım. Kafamızda en azından ne giyeceği hakkında birazcık deneyim sahibi fikrimiz olur. Buyurun. Kafamda bir şeyler var sizin için. O zaman birazcık Selma Hanım baksın, beğendiği kıyafetleri varsa beraber. Ben çok seviyorum bu butiği gezmeyi. Mesela bu çok güzel Selma Hanım sizce. Renk de güzel, size açar. Hem renk teninizde de çok uygun. Model olarak da uygun. Tesettürler için de gayet yerinde. O zaman bunun bedenini alalım mı İlayda'nın? Tabii. Için? Selma Hanım'ın medium bedeni uygun gibi görünüyor. Tamam. Selma, sen de biraz deneme bir şeyler alabilirsin beğendiğin. Bak bunun siyahı var, denemek ister misin? Siyahlı ben başka bir takım kafamda sizin için beğenmiştim. İsterseniz onu göstereyim. Olur. Aa çok güzel. Kesinlikle. Şu da sizin tarz olarak çok uygun. Hem her yerde giyebilirsiniz. Hem şık hem spor. Olur, bunu da deneyelim bence. Renkli elbiseler getirmiştim zaten sizin için. Onları da göstereyim. Ben onlardan da deneyelim. O zaman Selma Hanım'ı kabine alalım. O mu bu mu? İki rengi var ama siz hangisini beğenirseniz ona göre deneme yapmış. Bunu da göstermek istiyorum. Çok cici değil mi? Çok güzel. Bu kadar canlı sever misin? Ya Feraci'ye fazla giyemiyorum Serap Hanım. Aman Selma Hanım, keşke bunu da giyseydiniz. Serap Hanım'ın gönlünde kalmasın. Bu mu mavi mi? İkisini de deneyelim, hangisi?
şurada bir şey daha gördüm. Siz onları kabine götürürken çok güzel şeyler gelmiş bu arada. Ben de denemek istediğim bir şeyler var. Bu nasıl? Bir tutalım mı üstüne? Aynaya baksana. Bence çok tatlı oldu. Eminim ekrandaki izleyicilerimiz de bu olur bu olmaz gibi fikirler sunuyordur. Bakalım en son hangisini karar vereceğiz. Bence bu da çok güzel açacak diye düşünüyorum Selma Hanım için. Bir de şurada bir şey daha gözüme kestirdim İlayda Hanım. Bu da çok güzel. Serap Hanım da Şahin gibi maşallah gözümden hiçbir şey kaçmıyor. Tamam. Sence Selma Hanım? Evet. Hadi o zaman biz kabinden çıktıktan sonra küçük bir aradan sonra kıyafetlerimizi size göstereceğiz. Hadi bakalım. Merak ediyorum bakalım hangi kıyafet daha iyi. Aa çok güzel İlayda Hanım, çok beğendim bunu da. Evet. Bu da çok şık. Bunu sadece tesettürlü bayanlar değil. Bizler de tercih edebiliriz. Tam mevsimsel bir şey. Renk de çok güzel. Bunu da vereyim. Zaten bu sene takımlar da çok moda bildiğiniz gibi. Evet. Bunu da vereyim Selma Hanım'a. Acaba ben kendime önce hangisinden başlayıp denesem bilemedim. Şu pantolonu çok beğendim. Tam benlik. Boyum biraz... Orta boy demeyeyim de artık kısa boyuta geldiğim için bence bu pantolon bana çok şık olur gibi geliyor değil mi İlayda? Tamam bunu ben sonra deneyeyim. Bir de bir şey daha gördüm. Şu gömleği çok beğendim az önce. Evet gömlek elbise. Çok tarz. Detayları çok marjinal kollarındaki düğme detayları. Ay her şeyim siyah. Aslında siyah tercihim ama canlı renkler çok seviyorum. Çok güzel şeyler var. Bence yerimiz nerede İlayda Hanım? Ekrandaki izleyicilerimiz merak ediyor olabilir. Farkayan'dayız. Beyaz Kule'nin altında. Yani herkesi bekleriz her zaman. Herkese kapımız açık. İnşallah burada bol bol görüşürüz. Bir kahve içmeye davet ederiz tabii o zaman. Tabii ki ne demek. Soğuk içecekleriniz de mevcut. Mevcut. Serap Hanım bunu duymamız iyi oldu. Bir gün gelelim burada bir de limonatamızı içelim. Ben de onları deneyeyim. Denedin mi? Tamam. Şimdi Selma Hanım için bakalım hangi renk daha uyumlu olacak. Hangisi daha güzel olacak. Tabii ki onun kendi zevki de çok önemli. Biraz tarzını da bir tık değiştirmiş oluruz. Bakalım hangisi daha iyi görünecek. Peki bu yaz modelleri en çok neler sattınız? Tercihler hangi renkteydi? İşte elbise mi yoksa keten pantolonlar mı, takımlar mı daha çok satıştaydı? Bu yaz en çok renkli elbiseleri sattık. Kısa midi boy özellikle. Onun dışında takımlar aşırı rövaştaydı. Herkes artık rahat olmak istiyor malum günlük. Hem şık hem rahat. Onun için takımlarda çok sattık. Özellikle ketenleri zaten. Her sene zaten bunun çok modası geçen bir şey değil. Keten, renkli elbiseler. Özellikle renk olarak da yeşiller, maviler çok modaydı bu sene. Ben de çok... Gördük İlayda Hanım. Buradaki kıyafetler renkli ve şıkır şıkır. Biz hepsini çok beğendik. Benim en sevdiğim renklerde buradan her geçtiğimde mutlaka bir şey denemeden geçmiyorum. Peki internet satışınız var mı İlayda? Evet. Aha. Yani bize Instagram üzerinden ulaşabilirler. WhatsApp hattımız da mevcut. Yani kargo, Türkiye'nin 81 iline kargomuz mevcut. Peki kargo ücreti ekstra karşı taraf mı ödüyor siz mi? Hani en azından izleyicilerimize de detaylı şehir dışında ekstra ücret alıyor musunuz? Şöyle oluyor, kota var mesela 500 TL ve üzeri alışveriş. Aynen, bütün, aynen. Çok güzel. Gelemeyecekler, şehir dışındaki izleyicilerimiz de internet ve sosyal medyadan da tercih yapıp sipariş verebilecekler. Evet, evet. Artık zaten devir birazcık ticaret online oldu. Aynen. Ben bunu size vereyim bir bakayım. Selma
Hanım'ın yaptığını gördünüz mü? Mikrofonu bırakıp öylece gitti. Serap Hanım, Serap Hanım, duyuyor musunuz? Duymuyor İlayda Hanım, biz devam edelim. Selma Hanım kıyafetini denedi. Şurada bir düğmesi var sanırım. Seçeneklerimizden bir tanesi, bakalım. Da 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 dam. Selma Hanım bir döner misiniz? İlayda Hanım fikriniz. Bu biraz bol mu oldu sanki İlayda? Salaş. Evet. Bir de eşarp çok uygun olmadığı için. İçim biraz şey durdu. Evet. Aynada tabii. Onun dışında sonbahar renkleri. Elbisenin renkleri çok güzel gerçekten. Bir de diğer elbiseyi deneyelim bakalım. Ya da şeyden. Tuniklerden. Takımdan devam edebiliriz. Evet. Bunu deneyelim. Tamam. Sizin içinize o çok sindi sanırım. Tamam. Bakalım şimdi gömlek ve pantolon olan takımı deneyecek Keten. Rengi çok güzel. Selma Hanım çok uzun elbise tarzı sanırım çok giymiyor. Evet. Ama en azından görmüş olalım. Bakalım hangisi daha güzel duracak. Biraz tarzını da dediğim gibi değiştirmiş oluruz. Ben de birazcık dinleneyim diyeyim. Oturabilirsiniz. Selma Hanım hazırlanınca bize bilgi verir misiniz? Yardıma ihtiyacınız varsa yardım edebilirim bu arada. İlayda Hanım, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Mesela işler nasıl gidiyor bu yaz dönemi? Nasıldı son 1-2 aydır? Piyasaların durgun olduğu hakkında böyle tüm piyasalarda hani durgun olduğu söyleniyor. Sizde de öyle miydi? Nasıldı? Bir yorumlar mısınız? Yani biz de çok etkilendik. Bir önceki ay özellikle. Ama onun dışında şimdi biraz daha hareketli, biraz daha canlı. Malum okullar açılıyor. Tatilden geri dönenden dönüşler başladı. Evet. Sanıyorum ki önümüzdeki ayla yani birlikte daha rahat, inşallah işlerin daha açık olduğu günler bizi bekliyor diye düşünüyoruz. Bir de malum yeni sezona geçiş yapıyoruz artık. Evet. Yavaş yavaş ürünler değişiyor. Peki yeni sezon ürünleri tam anlamıyla getirdiniz mi? Ya da sezon sonrası indirimleriniz var mı? Ya da ne zaman başlayacak? En azından izleyicilerimize bilgi verirsek belki faydalanmak isteyebilirler. Yeni ürünlerin hepsi tabii ki gelmedi. Yeni alışveriş için gideceğiz bir önümüzdeki haftalarda. Bir piyasa, ne var, ne yok, ne durumdayız. Tabii onu görmek lazım. Çünkü bunlar hani alışveriş yapmadan önce bir hafta falan gezmekle geçiyor. Ne alalım, doğru tercihler yapalım diye. Tasarlıyorsunuz hemen gittiğiniz yerden. Tek bir yerden de değil, birçok yerden tercih yapıyorsunuz. Onun dışında indirimler mevcut şu an zaten. Hani herkes bekler. Şu sezon sonu indirim çünkü kaçırınca insan önümüzdeki sene çok üzülüyor. Çünkü bir daha asla aynı fiyatları alamıyorsunuz. Evet. Selma Hanım ne durumdasınız? Tabii ben size bunu vereyim. Bu daha çok içinize sindi gibi geliyor bana, değil mi? Selma tabii da daha takım seviyor zaten. Tek parçadan ziyade iki parçadan daha çok seviyor. Tabii bu kıyafete uygun bir küçüğünü yine deneriz. Sonrası. Buna uygun tabii eşarp daha uygun olduğunda daha şık duracaktır. Eşarp kendine bakmak istersen biraz. Yani felaceyi fazla giymiyorum Serap Hanım o yüzden. Evet. Yok bence şey çok güzel. Sadece gömlekte sanki bir tık aynı, daha bir evet. Küçük olabilir. Aynı. Dönüp bakabilirsiniz. Yok. Evet bence de renk çok güzel. Evet. O zaman takım siyah beyazı da deneyelim mi? Deneyelim. Evet. En çok içinizde sinecek gibi görünüyor çünkü. Değil mi? Tamam. Hadi buyurun bir de onu deneyelim. Evet.
zamanım tek parça denemeyelim diyor. Bana olmayacağını düşünüyorum diyor. Bakalım pantolon gömlek en azından deneyecek. Çeken Çek mağazası Faruk Ayan Beyaz Kule evleri altında. Görmek, tanışmak ve mağazadaki sezon indirimlerine henüz başlamamış ama bence görünmeye değer parçalar ve kıyafetler var. Bence uğrayın, çıkın çıkın gelin, fikir edinmiş olursunuz. İşletmecileri de İlayda Hanım ve Nisa Hanım çok cici, çok tatlı, çok sıcakkanlı. Onlarla tanışmak için bile olsa bence uğrayın derim. Biz teşekkür ederiz İlayda Hanım. Böyle bir programa destek verdiğiniz için öncelikle. Gerçekten çok güzel sosyal sorumluluk projesi oldu. İnsanlar birazcık elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu program devam ederse bence güzel bir proje. İnsanlar destek olmalı. Destek bu işlemleri, bu şeylere ulaşamayacak kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Aslında hedefimiz bu yönde. O yüzden tekrar teşekkür ederim sizin için. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten güzel duygularınızla bize böyle bir şey sağladığınız için. Çok tatlısınız her şeyden önce. İlk sizle birlikte çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Ne güzel. Bakalım Selma Hanım. Denediniz mi Selma Hanım? Hemen gelelim. Ben yardımcı olayım. Ay bu da çok güzel olmuş. Evet. Bu da çok güzel. Bence bunun da üst bir küçük ya da aslında alt hep çok uyuyor. Bence üstte birazcık değil mi? Bunların bir küçüğünü deneriz. Olmazsa kollarda küçük bir tadilat yapılabilir. Doğru değil mi İlayda Hanım? Tamam. Görmek isteyenler, ekran izleyicilerimize de bir dönüş yapabilir misiniz Selma Hanım? Evet. Bu mu o mu? Sürpriz. Sürpriz. Bir de krem olan takımı deneyelim o zaman. Bence Selma Hanım onu da deneyelim olur mu? Evet. Çünkü o da çok güzel. O rengi ben de çok beğendim. Hatta onun tek o alt keten pantolonunu kendim için düşünüyorum. Tam bana uygun. Kısa paçaları böyle bacak boyu için. Bu arada biraz kıyafetlere bakalım mı? Başka neler var? Bunlar çok moda zaten yazın değil mi İlayda Hanım? Evet, her şeyin üzerine oluyor, için oluyor çünkü. Gömlek içlerine. Askılı body. Evet, çok rahat. Kısa body. Bunlar da çok moda bu sene. Evet, bu değil sene mi? Zaten cropları gerçekten... Crop ve mom cinsin üstünde çok şık duruyor gençler öyle için. Keşke genç olsam da onları da ben de denesem de giysem. Serap Hanım demeyin. Aa, bu da çok değişik bir şey gibi görünüyor. O da yine tesettürlü hanımefendiler çok için. Güzel. Tam evet, pantolonlarla falan günlükte çok rahat oluyor. Rice, çok güzel. Bir de tam mevsimlik bir şey. Evet, yani mevsimlik. Sonrası mavisi de çok güzelmiş ayrıyeten. Şöyle göstereyim bence. Mavisi de çok güzel. İzleyicilerimiz renk çok bebe mavisi. Çok sevdiğim bir renk. Bunu sadece tesettürlü bence değil. Yani bizler için de tabii çok şık. Çok tarz bir şey bence. Çok şık şeyler getirmişsiniz. Zaten şunların renklerini çok 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 beğendim. Yani bunlar sadece tesettürlü değil. Bana da güzel olabilir. Neden olmasın ki? Bunu kalın spor bir ayakkabıyla, kalın tabanlı spor ayakkabıyla, küçük bir beyaz çantayla bunu daha spor hale getirip bence giyebiliriz. Renk de çok güzel. Ben çok beğendim bunu da, rengini. Tamam. Bence bu renk bana da açar ve kalın tabanlı bir spor ayakkabıyla bunu daha sporlaştırıp giyebilirim. Sadece tesettürlüler değil de bunu daha sporlaştırıp bizler de giyinebiliriz diye düşünüyorum. Çok tatlı cici bir rengi ve deseni var. Hazır mı Selma Hanım? Hemen geliyoruz. Aa, bu da çok güzel oldu Selma Hanım. Bir dönebilir miyiz?
Sence nasıl? Beğendin mi? Diğer iki takım da aklı kaldı. Diğer aklı kaldı. Şerma Hanım için bir sonraki bölümde bir iki modelimiz daha var. Ama bir sonraki bölümde tekrar onları da deneyerek karar vermek istiyoruz. Sizler için sürpriz olsun hangisine karar vereceğimiz. Bizim için de henüz sürpriz zaten. Evet, bizim için de sürpriz. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum şimdilik. Beyond Estetik'te görüşmek üzere. Şu anda işletmecisi olduğum Beyond Estetik Kliniği'ndeyiz Selma Hanım'la beraber. Dermatolojik işlemlerin ilk basamağı olan cilt bakımıyla başlayacağız işlemlere. Selma Hanım'ın isteği zaten genel bir bakımla beraber. Ne istiyordunuz da? Ölü derilerin gitmesini istiyorum. Ölü derilerin gitmesi için genel bir bakım, genel bir temizlik aşaması çalışacağız. Yaklaşık bu işlem 1,5 saat sürecek. Özel ürünlerimiz işte Forlet ve Toscani ürünlerini kullanacağız temizlik aşamasında. Şimdi estetisyen arkadaşıma emanet edeceğim Selma Hanım'a. Buyurun Selma Hanım. Selma Hanım'ı işleme hazırladı estetisyen arkadaşlarım. Şimdi bakım için işleme hazır. Öncelikle cilt yapısı karmadan yağlıya dönük bir cilt yapısı var. Gözeneklere çok acık ve dediği gibi ölü hücrelerinden temizlenmek istiyordu Selma Hanım. Ürünlerini ona göre hazırladık. İlk aşama temizlik işlemi. Cildini temizledikten sonra başlayabilirsiniz Merve Hanım. Cilt temizlendikten sonra toniklenecek cihazın başlıklarıyla, vakum başlığı ve radyo frekans başlıklarıyla işlem devam edecek. İşlem aşamasından sonra tekrar geleceğim. Ben sizi baş başa bırakıyorum Merve Hanım'la, Selma Hanım, estetisyen arkadaşımla baş başasınız. Şimdiden geçmiş olsun istirahat.